Ölüp kabre varınca melek sual sorunca Rabbin kimdir deyince Allah Allah Kerim Allah diyelim yahu. Şimdi efendim annemin 4 tane doğmuş, 4 tane de zannedersem ya düştü ya öldü. Çocukları varmış. Babam da sevilen, fakirlere hizmet eden bir kaymakam gelse evini tutar, temizlettirir, sobasını kurar, anahtarı verirdi kaymakam geldiğinde. Bir hakim gelir, aynı şekilde yapardı. Ve gelen burada bir Hasan Usta varmış diye ararlardı. Ve öldü gitti aynı şey, ölesiye kadar aynı şeyi yaptı benim babam. Sonra ben oluyorum efendim. Ben oluyorum bir kız. Kur'an-ı Kerim'den Mualla ismi olarak açıyorlar. Cenneti Mualla var biliyorsunuz. Mualla ismini koyuyorlar bana. Ve köylerden ağalar birer koyun birer altında geliyorlar. Mübareke. Bir kese şöyle normal bir kese altın oluyor. Ve takan da. Dedem varmış 90 yaşında. Bir kızım oldu diyorlar. Kuzu zannediyor o. Kızım mı diyor. Hemen altın çıkarıyorlar. Takıyorlar. Ben artık çok güzel büyüyorum. Sevilen. Artık benim de sayılan birisi oluyorum sanki. Ben bir şey değilim. Daha çocuktan bir şey anlamıyorum ama artık okula veriyorlar. Okula gidiyorum. Okulda da fena değildim yani. İyiydim. Hatta öğretmenim kızım dedi. Sen bir evin bir kızısın. Zengin kızısın. Vermezler seni dedi okutmaya. Okul yoktu çünkü. Ortaokul yoktu. Konya'ya gelmem lazımdı. Konya'da ben de birdenbire geliştim. Okul bittikten sonra beni oradan buradan istemeye başladılar. 3-4 tane subay vardı. Sonra beni kayınpederim bir düğünden çıkarken mantoyu yeni giymişim. Gri bir mantom vardı. Ve çıkarken bu tam benim mamerime göre diyor. Beni kimin kızı? Hasan Usta'nın kızı. Ve dünürlüğe geliyor. Babamdan istiyor. Hafız hocam gelecek diyor ama ben daha bir anlamam biz o kadar bir çıkmazdık yani. Ayıp diye oğlanı eve götürmezlerdi bizi. Evimizde gayet güzel annelerimizle kardeşlerimizle otururduk. Sonra istemeye geliyor. İstemeye hocam diyor benim kızım daha küçük diyor. Yemek pişirmek bilmez diyor iş yapmak. Ben diyor yemeği pişireceğim. Gelinime yedireceğim diyor. Kayınpederi müezzinler derler. Müezzinlerin Hafız Yahya Efendi Hazretleri ve Seyit Harun Veli Hazretlerine 46 sene hocalık yapıyor. Hiç maaş yok, bir şey yok. Allah razı olsun. Ve bağı vardı. Şimdi rahmetli eşim oraya cami yaptırdı. Ne çok güzel bir cami oldu. Oraya adımını ölçerek gidiyor kayınpederim. Kaç adım var diye. Ve oradan gidip geliyordu. Son zamanlarda artık yaşlandı. Beni evlendirdiler. Evlendim artık. Şimdi kına gecesi olacak.
Kını gecesi olacak. Kını gecesinde artık Ramazan'dı. Ben Arife gün gelin oldum. Bir gün önce kına yakılacak. Kına gecesi olacak. De şeyle gel, sancakla geliyorlar. O sancağı da gençler ilahileri söyleye söyleye getiriyorlar şerbet içmemizde. Artık şerbetler koca kazanlarda yapılıyor. Ondan sonra efendim kar geliyor. O karlar da kıl şeyler çuvalların içinde geliyor. Erimesin diye hemen böyle konuluyor, açılıyor, yıkanıyor, bir kazana konuluyor. Ve onun suyuyla şerbetler içiliyor. Şerbet yapılıyor. O zaman da adet muhakkak böyle zengin bir yerden bir şeyi çalı alacak. Arkadaşlar konuşmuşlar bir şey götüreceklermiş. Tutuluyorlar kazanların birini omuzluyorlar. Ondan sonra götürmeye kalkıyor veya bir sürahi ellerine geçeni götürüyorlar efendim. Sonra bunu kurtarmak için bahşiş verilecek. Onu kurtarmaya bahşiş veriyorlar gençlere ve nişanımız oluyor. Biz de şimdi şerbet gönderilecek orada. Bir sürahi şerbet konuluyor. Etrafına neyse biraz çamaşır damada. Havludur. Ufak bir şeydir bu, dürüdür. Ufak dürüdür. Kayınbaba olsun, kayınvalide olsun. Hepsine kayınım vardı iki tane. Biri Lütfi Tolasa hocaydı. Biri de Harun Tolasa burada Konya'da dekandı. 4 ayda kanser hastamda sizler ömür oldu. İşim atış okulundaydı o zaman. Ve geliyor, nişanlı işte şerbeti içtiler ve nikah yapılacak. Nikah yapılacağında anca biz nikah günü görürdük. Nikah dairesine gittik işte. Nikah dairesinde yengelerim ve en yakınımdan Hakkı Bey vardı. O şey yapıyordu, belediye reisliğin. O kıydı nikahımızı. Bakamıyorum ki iki sefer, üç sefer söyleyeceksin efendim. İşte kızım şöyle böyle evet diyeceksin. Evet demiyoruz. Eğer bir defa eyip dese ama çoktan beri koca istermiş derlerdi. Ve üç seferin başımı eğdim. Dedim usulca da evet dedim. Bakamıyorum ki aman bir gitsek buradan diyorum. Burada birisi var. Sonra efendim akşam yemeğine davet ettiler annemler. Geldiler. Nikah kıyıldı ya. Ben artık onun şöyle bir dizinin dibine oturdum. Oturttular beni. Yerde oturuyorum. O da sandalyede ya sedirde oturuyor. Çok güzel yetiştirdiler ailem. Babam olsun, annem olsun. Annem Kara Mustafa Zadeler'in kızıymış. Burdur'dan göç etmişler. Babam da Seyitşehir'in yerlisi. Babam çok çalışkan bir insanmış. 10-11 yaşında çıraklığa gidiyor, ekmek. Ekmeği öğreniyor, çok güzel fırın açıyor, kalfaları oluyor hep bütün. Ben de giderdim, beni çok severdi. Tahinle ekmekler yaparlardı, yağla ekmekler yaparlardı. Bir tane kız ama bir tane kız. Babam şöyle ekmeği elleyen oldu mu, karşında da bir rakı satan bir adam vardı. Gidin orada şişeyi ellendirdi. Ekmek ellenmezdirdi. Ve dul ve fakir kadınlara her gün giderler ekmeklerini alırlardı. Bedava. Ekmeklerini alırlardı. Babam bu şekilde halka çok hizmet etti. Şimdi kime sorsanız ekmekçi Hasan Usta şu çatımı yaptırdı. Ekmekçi Hasan Usta şu tarlama aldı. Öyle ben gittiğim zaman ne mutlu size öyle bir atanın evladısınız derdi. 3 tane abim vardı. Birisi nüfus memuruydu. Birisi orman şefiydi. Birisi de askeri liseden konuşmadığı için korkusundan, edebinden, büyüğe konuşmadığı için onu şey almışlar dışarıya. Ve hava astsubayı oldu. Uçak. Uçakta neyse o da evlendi. Bir yabancı kızla evlendi. İsteyerek, istemeyerek gerek bizler ama nasip olduktan sonra her şey güzel oluyor. O şekilde sonra ortanca evlendi. Sonra ben evlendim işte.
herkes artık kafesleri pençerelere ay görsen ortalığı. Ay o günü hiç unutamam işte. Sancağın üzerinde. Sancağın üstlerinde Allah, peygamber isimleri La ilahe illallah Muhammed'den sonra muhakkak bunlar yazıydı. Zannedersem belki bir de küçük bayrak vardı üstünde. Onlarla işte şevret içildi. İşte ertesi gün sürahi gidecek. Sürahi derler. Sürahiye şerbeti doldururlar. Oğlan evine gidecek. İşte o işte havludur, mendildir, ufak bir şey. Ev halkına da öyle ufak tefek bir şeyler kollardı. Oraya sürahi giderdi. O da kayınvalidem de konu komşu neyse onlar gelene fincanla birer fincan hani yetsin diye onları dağıtırdı, verirdi. Efendim şimdi düğünüm olacağım da harp okulunda bitiriyor 2 sene beyim, sevgili efendim, güzel efendim benim bitiriyor. Atış okulunda 2 sene atış okulunda nikah işte 1,5 sene nişanlı durdum. Artık 8 ayda nikahlı durdu. Kimse bir şey diyemiyor artık. Ama oradan o zengin kızı alan bulunur. Yahya Efendi'nin oğlunu benim kızımı al. Bu şekilde de söylediniz dönüyordu. Sonra efendim geliyor düğünümüz olacak. Arife günden bir gün önce geliyor rahmetli. Ve ertesi gün Arife ve Perşembe. Benim düğünüm olacak. Eşya artık kamyon gönderiyorlar. Kamyonla bütün çeyiz eşyam gidiyor. Bir odaya hepsi döşeniyor. Ve kaz ocağı, kimse de olmayan kaz ocağı, aman neymiş bu diyorlar. Lüks. Lüks mesela görmeyenler var tabii orada burada. Bu nedir? Lüks. Lüksleri cam. Camlı ve karşı altında gaz, üstünde ispirtoyla yanan dökülürdü böyle bir yuvası vardı. Kibriti çaldım, pompalayacaksın. Üstünde maşonu vardı. Beyaz bir maşonu vardı. O geçerdi artık onu. Onu şey diyorlar, şaşırıyorlar. Zaten bizim orada düğünlere gittiği zaman muhakkak lüküs getir, bizden isterlerdi. O lüküs giderdi, yakılır gidilirdi. Şimdi çocuklarımız efendim, çok 3 tane kızımız var. Bir de evlatlık kız getirdi benim babam. 2 kardeşlerimiz yetim olunca babama veriyorlardı. Babam evde 2-3 kızdan aşağı olmuyordu. Evlendiriyorlardı büyüyeni yerine küçük getir. 2 kız kardeş. Birisi bana veriyordu babam. Birisi de evdeydi. Biz artık gurbe şey edeceğiz. Düğünümüz araba geldi. O zaman eşyalar gitti. Koltuğa giriliyordu. Ben de oruç tuttum. Oruçluydum ve gelini de sandalyeye çıkarırlardı herkes görsün diye. Başlamışım böyle ay çocuk yazık çocuk diyor indir dediler indirdiler beni sandalyeden. Sonra bilmiyorum ki neyin nesi. Geldi koltuğa yap kapıda koltuğa girdik. Beni taktığıyla koltuğuna merdivene gittik içeriye gittik şerbet veriyorlar. Ben oruçluyum şey der miyim bozar mıyım orucumu? O verilen şerbete de para koyuyorlar, dışarıda alıyorlar. Niye oruç tuttun? Hani Ama Arife günü işte ben de hep tutarım. Oruç. Biz gelin olacağım diye yenilir mi? Onu. Sonra efendim Çorum'a tayinimiz çıktı bizim. Çorum'a gidiyoruz efendim. Efendi gitti önce. Bir mimarın evini bulmuş. 40 bin, 40 lira, 40 liraya bin yoktu daha 40 liraya evini bulmuş ve en pahalı evde de biz oturuyorduk. Üç katlı üstünde. Orada da alev falan pek çokmuş. Sakın dedi bir kişi geldiğinde kapıyı açma dedi bana. Aman ayıp olursa yanında da büyük kızlarını verdiler babamlar. Evin büyük kızı. Benimle yaşıt, benden biraz büyük. Onunla gittik. Ama ben işte gelinliğe giyinirim çocuk gibi kapıda beklerdim. O kız açardı kapıda koluna girerdim odaya girerdim. Ne olacağı da bilmiyorum artık. Şimdi evlendikten sonra oluyor Evlendikten bu. sonra tabii Çorum'a gittik artık. Çorum'a gitti. Çorum'a gittik. Bir iki tane arkadaşı vardı onlara giderdik. Akşamları gelinliği giyip
bekliyordun Beklerdim, eşlikte beklerdim. Ama bazen de postal giyiyorlardı biliyorsun eskiden. Eğilirdim, onu çıkarırdım ayağına, terliklerini verirdim. İşte kız da vardı yanımızda, girerdik içeri, yemeğimizi hazırlar, soframıza, yer soframıza otururduk. Ertesi gider, nöbet olurdu. Nöbet, sık sık nöbet olurdu. Artık ben de korkma, korkmayacaksın dedi. Zaten ilk evlendiğimizin üçüncü günü beni bir pınar başında dağa çıkardı. Sen şu tabancayı at dedi bana. Sen asker işisin dedi. Her şey olabilir. Şuraya bas, buraya bas. Ben tepeye çıktım. Onun omuzunda elimin biri. Bas şuraya dedi. Ben titremeye başladım. Tabii tabanca atınca tabanca titriyor. Ben titremeye başladım. Neyse orada bütün yemek verdiler ailem, kayınpederler. Bütün artık al kızım o pınar başını gördünüz. Oraya artık herkes geldik böyle. Sonra efendim bunu anlattım. İşte bizim 4 ay sonra tayinimiz çıktı. Ay 4 ayda ne yapacağız? Otobüste şeye gideceğiz. Sivas'a tayinimiz çıktı. Otobüste akşam da bir akrabasına batırık yedik. O batırık da Hacı Efendi'nin midesine dokundu. Ve onlar yürüyerek arabayı yıkam, otobüste gidiyoruz. Onlar arabayı yiterek biz de kadınlar içinde otura otura zorla gittik efendim. Şimdi efendim baktık tabii eşimin sesi çok güzel. İlahiler söyler, şarkılar söyler. En sonunda artık zaten burada hastayken saçıma kar yağdı. Boşuna yaz beklemediği o şarkıyı söylerdi. Beraber olurduk biz. Birisi torunum Sadrettin damadımı biliyorsunuz Özçim'i. Birisi hakim Afyonlu. O da Baki Kandilci. Büyük damadım da Yusuf Ciritli. O da büyük damadım. Çok efendi kaç defa hacca şey gitti. Sağ olsun benim o kız çocuğum gibi. O 3 tane kızım işte bir burada bir kızımın evi. Orada oturuyorum. Kendi evimiz açtı. Döşeli dayalı dur. Meram'da. Çok güzel evimizi biliyorsun. Şimdi emekli olacağız artık. Tabii. Emekli oldu rahmetli. Hacca gideceğiz dedi. 2 kızı evlendirdik. 2 kızın arasında 15-18 gün fark var evliliğinde. Nişanlılardı ikisi de. İkisi de çok güzel büyüdüler. Allah korkusu, baba korkusu. Bana derdi ki Hacı Hanım dedi kız çocukların dedi Allah razı olsun dedi gelene. Hacı Hanım yetiştirdi. Bende huyf var dedi. Ben babam dedim mi çocuklara katiyen babanıza söylerim dedim mi hiçbir şey diyemezlerdi. Hiçbir cevap veremezlerdi. Babası da akşam gelirken küçük kızımız sonradan olan artık onu bir ay orada o da var çiko çiko derdi. Cebinde çiko derdi. Biz de şeydeyiz o zaman, Muş'tayız. Muş'ta artık şeyden geçiyorum ama takıma. Şimdi bu bir hastalandı. Nöbetinde bir askeri eline su döküyor ve çok iyi temiz bir askeri hayırlarla yat diyor. Gidiyor bir tabancası diyor, paroloyu bilememiş asker vurdular. Ondan beri bir sıkıntı, bir çarpıntı başladı bunda. Neyse tedavi oluyor ama o çarpıntı devam ediyor. Geliyor, iğne yapılıyor, tansiyonu ölçüyor. Buraya geliyoruz. O şekilde
Gayet iyi geçiyor. Geçiverdiği zaman hiçbir şeysi olmamış gibi geçiyor. Efendim sonra biz hacca gideceğiz. Hacca gittik. Haçta artık Seydişehir'de bir otobüs ve iki de taksi kendi arabamızla. Hacca gidiyoruz. İşte güzel ilahiler söylüyoruz beraber. Söylüyoruz. Ben yazıyorum. Yaz Hacı Hanım diyor. Ben yazıyorum. Nereye geldik? Şuraya geldik. Hangi mahalle geldik? Buraya geldik. Yazıyoruz, ediyoruz. Bizi de bekleyen orada Konya'nın Aslı Zekai Hoca'nın kızları var. Ona bir mektup yazıyor Zekai Hoca kızına. Eğer benim kızımla oğlum memnun etmezseniz devamlı arkasına bir çocuk vereceksin. O götürecek Medine-i Münevvere Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Hepsi karşıladılar böyle. Ama o albay hanımı, biz nasıl onun hakkından geleceğiz? Burnu büyüktür diyorlar. Çok şükür, ne demek burnu büyük? Ben yerle beraber bir insandım. Bir giriştim. Bunların hepsi benim için de hani şey oldular, mest oldular. Mekke-i Mükerreme'de arabayla gittik. Yanımızda da bir arkadaşı götürdük. Bir arkadaş götürdük ama işte kafa uyumam. İnsanın sana uysa, insanın kafası uymadığı zaman oluyor. Eşim çok sıkıntı çekti. Bakıyoruz adam iniyor karısıyla. Bilmem onu bekle. Dönüyoruz. Hayır. Muammer ne olur Hacı Efendi. Yani gidelim dönelim. Dönüyoruz arıyoruz arıyoruz. En sonunda bir yerde buluyoruz. Ve biz Mekke'ye geldik. Geldik tavaf. Artık çocuk verdiler arkamızda tavaf yapıyoruz o tavaf. Tavaf değil artık. Medine'deyiz. Medine'ye geldik. Medine'de 17 gün ne kadar öyle kaldık onların evinde. Ve Medine'de Mekke'ye gideceğiz. İlk Medine'ye gittik. Orada Ravza-i Mübarek gördüğüm zaman demek ki bizim Allah'ımız bizim için yaratmış. Ya Rabbim sen peygambersin. Affetmeyi seversin Allah'ım, bizi de affet. Sevmeyi seversin Allah'ım, bizi de sev. Sevindirmeyi seversin, bizi de sevindir. Allah'ıma dua ettik. Orada adamlar Habib, Habib, Habib derlerdi. Açıktı, görüyorduk hep yanındaki sahabesiyle yatıyor, iki sahabesiyle yatıyor ya Peygamber Efendimiz. Kokusu var mıydı Ay, peki? anlatamam. O koku ne kokusu? Zaten giderken şimdi o arkadaşa çok üzüldük. Diyanet İşleri Başkanı'yla gittik. O zaman Mekke'ye. Şimdi ben şöyle bir şey ettim. Ve Hacı Efendi tekerime bir şeyler yaptıracak. Ben arabadayım. Oradan bir nur indi. Nurumuş. Rüyanızda. Hayır, bakıyorum. Pırradak böyle sanki. Bir aydınlık değişik bir şey. Rüya değildi bu. Hakikattı. Şöyle görüyorum. Ay hemen kendime geldim. Ay geldi Hacı Efendi dedim. Diyanet işleri de var. Anlattım bu şekli. Ay dedi. Nuru görmüş dedi. Abla dedi. Yenge dedi. Nuru görmüş dedi ama. Çok değişikti. O nuru ben Kabe'de de gördüm. Kabe Hacerü'l-Esved'e gidemiyorduk. Allah'ım dedim. Herkes bak gidiyorum. Bana da bir yardım et de ben bir elimi süreyim Allah'ım dedim. Ay bir boylu boslu bir Arap yani siyah değil oralı belli. Elimden tuttu. Hacı Efendi de gitti beni. Şöyle sürdüm. Bir iki sefer sürdüm. Aman o günlerde geçmedi Allah'ım. Ondan sonra bir böyle akşam bakıyorum Kabe'nin şeyine. Tabii tavafları yapıyoruz, sayları yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bakıyorum Kabe'ye. Bir parlaklık var. Nur. Ya söyledim ay dedim böyle dedim o nur dedi inmiştir dediler bana. Oraya giden gözyaşını tutamaz. Gördüğü zaman Kabe'yi. O dönüyorum şeyi diyorum o kadar hoşuma gidiyor ki hopluyorum böyle. Allah peygamber hem anıyorum anıyorum gidiyorum. Hacı çok da kalabalık olduğu için Hacı Efendi'nin sırtından. Ya o beni böyle sarıyor ya ben onu sarıyorum. Çünkü bir geldiler mi bir şey vuruyorlar, dirsek vuruyorlar. Dirsek artık böyle ayırıyor seni. Ama Allah orada ayırmıyor. Hiçbir zaman ayrılmadık.
O Kabe'ye böyle bak, bak canım Kabe'm, gülüm Kabe'm, varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana. Kabe'nin yolları bölük bölüktür, Kabe'nin yolları bölük bölüktür, benim yüreğim delik deliktir. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Aman Kâbe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana, eşim dostumu yükletsinler yükümü, komşularım helal etsin hakkını. Görmek ister gözüm Irak ile yakını, canımı Kabe varsam sana, yüzümü gözümü sürsem sana, altından oğlukları yaptırmışlar, gümüşü kemer kuşatmışlar, ak mermerler döşetmişler. Canım Kabe'm varsam sana, yüzüm gözüm sürsem sana Allah'ım, oraya doyum olmaz. Görmekle olur orası, anlatmakla olmaz. Ne kadar anlatsam az anlatırım. De anlattıkça zevk alırım. Çok güzel. Ayrılırken ne hissettiniz? Ayrılırken bir türlü ayrılamıyoruz efendim. Arkamızı döne döne ayrılacağız. Allah'ım ne gözyaşlarımızı da herkes böyle Allah Allah diyerek ya Rabbi arka arka gidiyoruz. Yapalım. Bitti mi diyoruz artık. O sokaklarda efendim Kabe'nin yollarına nasıl yağmur yağıyor anlatamam. O kadar kalabalık ki bütün dükkanların önü insan. Biz girdik, girmek mecburiyetindeyiz. Girdik, mecbur olduk, girdik içeriye. Namazımızı orada kılacağız. Namazımızı kılıyoruz o dükkanlar. Allah'ım örtülmüyor. Ezen okurken alışveriş yapılmıyor. O eskinin halini hiç unutamıyorum kızım. Allah'la yattık, Allah'la kaldık. Sevgili Habibimin yanındaydık. O kadar güzeldi ki orada olması. Anlatamam, anlatmayla olmuyor bu. Yaşayın. Herkes gitsin oraya, yaşasın oranın şeyini. Sonra 3 defa da Umre'ye gittik kızım. Umre'nin birinde büyük damadım, büyük kızım vardı. Onlarla da daha bambaşka oluyor. Bütün işte tanıdıklar, yakınlarımız İzmir'den falan etraflardan geldiler. Bir otobüs, 2 taksi gittik. Bütün ihvanları, ikram. Hepsi bağlardı orada. Şeytan taşlamaya gidiyoruz. Şeytan taşlamada şimdi Hacı Efendi dedi ki bir hoca vardı, akrabaları. Sen dedi Halit'le git. Bir bakıyorum çektiler koca örtü var başımda. Çekiyorlar saçım görünecek, saçım görünecek diyorum. Halit hocanın kemerine sarıldım böyle. Ama nasıl? Taş atıyorum. Bir döndüm, kafam taşlanıyor. Öyle. O ayakkabılar, terlikler, atmadıkları şey kalmıyor. O bambaşka bir şeydi. Yangın oldu bizim zamanımızda. Yangın oldu. Bu ilk gittiğimizde daha arabayı yerleştirdik. Bizi kurban oldum Allah'ım. O yanan yere gidecektik. Bizi çevirdi Allah'ım. Çevirenler çevirdiler. Biz orada bekliyoruz. Ama şöyle arabalar. Yanıyor. Tüp patlamış. Kaç tane insanlar yandı. Bizi Allah'ım korudu mu koruyor kızım. Yeter ki biz Allah'tan ayrılmayalım. Allah diyelim. Konya'dayız. Konya'nın Seyir içerisinde büyüdüm ve emekli olduktan sonra kocam Konya dedi. Konya'da Meram'da ev yaptırdık, Konya'ya yerleştik. Konya'da insanlarımız çok yer gezdim. Gezmediğim yer kalmadı benim. Halkın içine indim ben. Halkla konuştum, küsleri barıştırdım.
Efendim ne diyeyim yani, kiminin doğumunda başında oldum, ebelik yaptım. Her şeyleri yaptım, her yeri gördüm, geçirdim, görmediğim yer kalmadı Türkiye'de. Fakat Konya'mız, şimdi yine yeni geldim ben, bir ay olmadı İstanbul'daydım. Konya'nın her şeyi başkadır. Her şeyi geçimi olsun, gidiyorsun pazarı ucuz, her şey ucuz. Burada insana bakıp şunu bunu taş baş atmazlar. Eğer bir kötülük yapan olursa onu dışarıdan gelen yapar. İçinden katiyen bir şey yapmaz. Polislerimiz falan çok güzel çalışıyor burada. Reislerimiz güzel çalışıyor. Milletvekillerimiz güzel suç şeyleri yapıyorlar. Bilmem, artık tarlalarla, takkalarla, her şeylerle uğraşıyorlar. Burada bizde yollar. Bu yolları, Türkiye'de bu yolları anlatacak kimse yoktur. Anlatamaz, zor kızım. O kadar güzel yollar yapmışlar ki biz eskiden gittiğimiz zaman takırdık, tukurduk, taşla giderdik. Arabaları yitiydi. Ama şimdi yağ gibi yollar. Çok güzel yollar yapmışlar. Şimdi artık lale zamanı geliyor. Bütün her yer lalelerle donatılmıştır. Doyamam Konya'yı. Şimdi Mevlana Hazretlerinden ben geçerken beyim yaptırdı, cami yaptırdı, sağlık ocağı yaptırdı, caminin bahçesinde yatıyor. Ama üstünde taş yaptırmış ki sana. Dedim Hacı Efendi, bu dedim şimdi kaldırırlar buradan, bahçede şey var diye. Şeyden, bakanlıktan aldık yani, yapılabilir şeyi aldık, dilekçesi aldık o zaman. Ne anlatayım ki, ne anlatayım, orada artık yapıldı. Şimdi ben Mevlana Hazretleri'nin önünden geçerken bana mis gibi toprak kokusuyla bir koku gelirdi. Oradan geçiyoruz. Ay dedim, ne olursun Hacı Efendi, Mevlana Hazretleri'nde şey yatan camisinde buradaki üçlerdeydi dedim, olsun. Ben abim öldüğünde, abi dedim, ben böyle böyle gördüm, üçlerde olsun, seydişerde ne kadar olsa gidip her zaman ziyaret edeyim. Çocuklarımız biz gidiyoruz Hacı Efendi, ama herkes gidemez dedim, sevenler gidemez dedim. Ve beni de dedim buraya inşallah hayırlısıyla emanet teslim ederken oraya beni koysunlar inşallah. Efendim ben hayat okulunda okudum. İlkokulu bitirdim ama ben hayat üniversitesini, şimdi kitabımı tamamlamak üzereyim. Gönül kitabını. O gönül kitabını tamamlıyorum. Birkaç sayfa kaldı. O sayfa bittiği zaman imzamı atacağım. Beni üçlerde arayan bulsun. Çok artık beyim hastalandı biliyorsunuz. Sizler de gelmiştiniz. O da bütün Hazreti Ömer karşıda. Kızım dedi ki baba orası dedi Seyşel yok dedi. Ve Hacı Hanım dedi gece dedi öyle dedi yemek pişirdi gelenlere dedi. Bütün sahabeler gitmiş, balıklar pişiyor, koyunlar, danalar kesilmiş. Ben yemek pişiriyorum, herkese yemek dağıtıyoruz orada. Yattığı hastanenin karşısında. Orası. Çok şey çekti ama hissesi çıkmadı o hastalıklar. O hastalıklar, o şeyde ilahi söylerdi yoğun bakımda. Ayol bu adam nasıl hasta yani, şaka mı yapar demek geliyor insana. O kadar güzel ilahiler söylüyordu ki yanındaki arkadaşlar hepsi, kimisi ölüyor, kimisi ölecek o şekilde. O şekilde çok şükür o yoğun bakımdan çıktı. Alıyor, doktorlar geliyor artık. Hemen ilahi şarkı, ama şarkıların da manasını verir biliyorsunuz. Şarkılar manalı şarkıydı hepsi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hacı Efendi anlatılmayacak bir insandı. O çok güzel insandı. Dayanamadım ve Allah'ın verdiği bana hediyeyle göğsümü aldılar. Ve orada da ameliyatta da okuyorum hep. Ayetel Kürsi'yi çok okurum. Okuyorum, baktım. Ay, etrafım dolmuş herkeste. Hacı Efendi yanımda.
Yanımda göz azıcık böyle hoca, profesör hoca çok güzel bir ameliyatım oldu dedi. Ben de dedim ki Allah razı olsun. Ay ben Allah deseme diyorum. Allah 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 başladım. Allah diye beni zikretmiyor orada. Daha yoğun bakımda kimsenin çıktım işte. Sonra çocuklar bekliyordu beni. O öğretmen kızım hakimdi ama İzmir'de olmuştum. Onlara ben çıktım, ben çıktım diyerek artık böyle. Hiç yatamadım bir doktor. 2 gece özelde işte yattım. 2 gece yattı. Teyze dedi, burada şimdi bir bebeklerde ölü veriyordu ya, mikrop olabilir dedi, seni biz çıkaracağız dedi. Ve beni çıkardılar, kızımın evine gittim. Anne diyor, çok konuşuyorsun, çok anlatıyorsun diyor. E kızım dedim, ne yapayım, anne nazar değecek filan diyor bana. Gir içeri yani, duramıyorum ki, hep konuşacağım böyle, anlatacağım. Efendim de çok güzel bir insandı. Bütün şeyi verdiler, otobüsler verdiler, Özkayma falan Allah razı olsun otobüsleri verdiler, taksiler, Seyitçiler'e gittik orada. Evimiz var, caminin yanında küçük de bir ev yaptırdık. Köşk gibi, pembe köşk derlerdi. Bir de sağlık ocağı yaptırdı o. Ve gittiğim zaman hep gelirler, Allah sizden razı olsun, sağlık ocağı yaptırdınız, camiyamsa. Bir gün ağladım. Ya Rabbim dedim, hani gidiyor geliyoruz Konya'ya. Burada dedim, hep şu eve dedim, bir ev olsa da şurada dedim. Ben de dedim, oradan bir arada geldiğimizde dedim, oradan giriversek camiye. Allah çok şükür duamı kabul etti. Orada ev yaptırdı Hacı Efendi. Giderdi orada da nasihat ederdi. Konuşmalar artık böyle. Çok severlerdi. Memleketimizde çok severiz. Konya'da da çok Allah razı olsun arkadaşlarımız hepsi. İyi ararsan iyi bulursun kızım. Kötü ararsan kötüden de kaçacaksın. Allah şerrinden iyilerin katerinden ayırmasın. Kötülerin şerrinden emin eylesin. Bunu söyle ve ayetel kürsü devamlı okuyor. Ben Yeşilay Ciritli Tolasa, ailenin büyük kızıyım. Beraberliğimiz çok. Annem de Ankara'da yaşıyorduk beraber. Yakın evlerde otururduk. Konya'ya taşındılar babam emekli olduktan sonra. Biz kalamadık Ankara'da. Eşim Ankaralı ama Konya sevdası, aile sevgisi, onların ilgisi ve biz 3-4 yıl sonra adet ettik efendim, Konya'ya taşındık. İşimizi taşıdık eşimle beraber. Annem gönül insanıdır. Kini yoktur, herkesi güzel görür. Bazen biz hani, ya bu böyledir anne, sen niye yanlış düşünüyorsun? Aman sakın, Allah'ın gücüne gider. Belki o bilmeden yapmıştır onu. Onu affedin. Yani bu tip tavsiyelerle biz hep yetiştirildik. Elhamdülillah, inşallah yapabiliyoruzdur annemin tavsiyelerini. Misafiri çok sever. Evimiz kesinlikle misafirsiz kalmazdı. Yani bir kahve için uğrayan mutlaka yemeğe bırakılırdı. Ve becerikli bir insandır. Bütün yöresel yemekler, sonra gezdiği yerlerde öğrendiği yemekler. Misafirsiz kalmazdı evimiz elhamdülillah. Annem de babam da çok sever. Tabii burada kadının rolü de çok büyük yani. Efendim, bizlerin başımızın tacı olan annemiz, babamız. Tabii babamızı kaybettikten sonra, şimdi annem biraz evvel keşke şeytanın kapısıdır, keşke dememek lazım ama ben gençlere tavsiyem, lütfen sağlıklarında kıymetlerini bilin ve bir arada olun. Sonra diyorsunuz ki keşke ben şu vaktimi biraz daha babama, anneme ayırsaydım. Şimdi annemle birlikte yaşıyoruz, yani aynı apartman içerisindeyiz. O babamda duymuş olduğum pişmanlığı annemde şey yapıyoruz, yani beraber olmaya daha çok özen gösteriyoruz. Lütfen ertelemeyin.
Hizmetinizi, sevginizi, ailenizi, annenize, babanıza karşı kesinlikle ertelemeyin. Mutlaka görüşün her gün. Onların mutlaka size verecekleri çok çok şey var. Kaybettikten sonra anlıyorsunuz ama iş işten geçiyor. Anneciğim, seni çok seviyorum. Bunu her zaman söylerim ama Allah seni başımızdan eksik etmesin. Torunlarının anneannesi ol. Torunlarının, çocuklarının da nenesi ol ve hep daima öyle devam et anneciğim. Allah sağlık versin, huzur versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sure.